Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde Brest-Sovsk Antlaşması'nı incelemiştik. Artık bu derste efsanevi Kızıl Ordu'nun efsane bir şekilde yürüttüğü iç savaşı ele alacağız. Tabii bir yanıyla da tabii sonuçları çok ağır olacak. Şimdi bunları incelemeye başlayalım. Evvela daha önce söylediğimiz gibi Rusya'da iç savaşının koşulları zaten oluşmuştu. Taraflar belirginleşmiş. Burjuva demokrasinin ritüelleri ortadan kalkmıştı. Geçerliliğini yitirmişti artık. Meseleler artık silahla çözülecekti, mermilerle çözülecekti ve bir yanıyla da zaten beyaz ordular Rusya'nın dört bir tarafına kurulmuş ve saldırıya hazır durumdaydılar ve gerçekleşen şey de tam da bu oldu. Burada tabii Çek Lejyonu'ndan bahsedeceğiz. Biraz burada saldırı gücünün en önemli parçalarından birisiydi. Bunun dışında güneyden Denikin, Rangel'in, doğudan Amiral Kolçak'ın ve batıdan da Yulin için büyük ordularla Sovyetlere saldırısı gerçekleşecek. Ve burada tabii sınıfsal değişimine bakmak gerekiyor. Bunların arka planında tabii eski Çarlık generalleri, mülk sahibi sınıflar, emperyalist soldatların silahlı, paralı askerleri ve tabii çeşitli bölgelerde bunları harekete geçirebildikleri köylü kesimler, kırsaldaki köylü kesimleri. Bu anlamıyla beyaz ordulara yaklaşık 17 tane emperyalist ordunun da eşlik ettiğini söylememiz lazım. Her ne kadar bu emperyalist işgaller ve 4-5'e mamur olamazdı. Çünkü o ülkeler, yani emperyalist ülkelerde devrim sarsıntıları yaşandığı için devrimin kalbine yönelik böyle bir saldırı oradaki devrimleri tetikleyebilirdi. O yüzden meselelere çok daha dikkatli davranmak zorundaydılar. Zaten 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bu ülkelerde herkes savaştan bıkmış ve evine gitmek istiyorken siz ikinci bir cepheyi bir de işçi ve emekçi cumhuriyetine karşı açamazsınız. Ama onlar açtılar ama bunu dediğim gibi sınırlı bir ölçekte yapabildiler. İşte Japonlar doğudan girdi, yine Amerikalılar, İngilizler, Osmanlı'nın işte Kafkasya'ya saldırısı söz konusuydu. Çekler, Polonyalılar, Sırplar. Yani bakıldığında dünyadaki 17 tane ülkenin egemen sınıfları ordu güçleriyle de bizzat bu operasyonun içerisinde dahil oldular. Ve tabii bu esas olarak da beyaz orduyu iteklemek, beyaz orduya mühimmat yardımı, para yardımı, onlara tabii danışmanlık hizmetleri üzerinden de yapılmış yardımlardı. Ve tabii böyle olunca tam 8000 kilometrelik bir cephe hattı oluşmuş oldu. Yani Kızıl Ordu'nun savaşacağı alan inanılmaz büyüklükte bir alandı ve buralara yetişmek bir hayli zor olacaktı. Aslında bir anlamıyla da bu beyazların da sorunuydu. Çünkü beyazlar da aynı bu uzun cephe hattı boyunca savaşmak zorundaydılar. Ve üstelik onlar daha dağınık oldukları için, çevreyi çevredikleri için kendi aralarında da eşgülüm ve koordinasyon yürütmeleri daha zor oldu. Bölünmeleri, kendi aralarındaki rekabetleri ve olayın yıldızı olma yönündeki çabaları da tabii Beyaz Ordu'nun önemli zorluklarından birisiydi. Bunun dışında Kızıl Ordu ise evvela merkez hattı tutuyordu ve demir yolları ağları yerine lojistik ve asker sevkiyatı, mühimmat ve gıda sevkiyatlarını daha rahat bir şekilde yapabiliyordu. Tabii birleşmiş bir, ki onu anlatacağız aslında, ciddi bölünmeler, daha doğrusu tartışmalar var ama sonuçta bölünme yok Beyaz Ordu'lardaki gibi. Sonuçta Kızıl Ordu Troçki'nin komutanlığında her yere merkezi olarak müdahale edebiliyordu. Bu da çok önemli bir avantajdı. Bunun dışında bu sunumu hazırlanırken işte burjuva kaynaklara da bakma imkanım oldu. Mesela BBC'nin hazırladığı bir dosyada Kızıl Ordu neden savaştı, neden başarılı oldu hiç savaşta diye bir başlık var. Orada mesela şeydi, yani Lenin ve Troçki gibi çok aşırı, yani ekstra kapasiteli liderleri vardı. Hem zekaları, hem karizmaları, hem motivasyonları, hem de becerikli oluşlarıyla, örgütçü oluşlarıyla muazzam yeteneklerdi ama beyazlara bakıldığında böyle bir yeteneğin görmediklerini söylüyorlar. Bunun dışında tabii esas mesele ideolojik bir mesele, sınıfsal bir meseleydi. Çünkü Beyaz Ordu, köylüler tamam savaşıyor ama niye savaşıyorlar yani? Bir yanıyla bakıldığında işte Yuden için, işte Rusya'nın imparatoru yapmak için ya da Denikin'in ya da diğerlerinin. Dolayısıyla burada tabii Bolşeviklerdeki, yani Kızıl Ordu'nun yürüttüğü işçi köylü ordu, İşçi köylü Kızıl Ordu zaten resmi adı da budur. İşçi köylü Kızıl Ordusu'nun muazzam bir tabii ahlaki üstünlüğü vardı. Kitlelere seferber edebilmek konusundaki ideolojik temellerini sağlandı. İnsanlar niçin savaştığını biliyorlardı. O yüzden de gerçek bir davaları vardı. Bu yüzden de Beyaz Ordu zoru gördüğünde çözülme emarları gösteriyordu ve bu da sonuca etki eden önemli faktörlerden birisiydi. İşte bu süreç tabii kuruluşuna da girelim. Evvela tabii Kızıl Muhafızlar vardı. Kızıl Muhafızlar aslında devrimin yürütülmesini, başarılmasını, askeri operasyonunu yapan insanlardı. Ama düşünün 9 milyon kişilik Çarlık Ordusu'nun yerinde Kızıl Muhafızların 20 bin tane üyesi var Petersburg'da. Moskova'da 10 bin. Karşı tarafta da yine çok büyük ordular varken bunların yetersiz olacağı aşikar. İşte bunun dışında tabii ilk etapta böyle bir
gerilla biçimiyle mi savunalım? Yani Bolşeviklerin böyle bir, Bolşevik eski kadroların tabii bu konuda da yatkınlıkları, organizasyon yetenekleri, devrimdi, savaş azmı falan ama sonuçta bunun yetersiz olacağı aşikardı. Çünkü siz hani ezilen sınıflar olarak belki alttayken gerilla taktiklerini kullanabilirsiniz güçlü düşmana karşı ama siz artık bir işçi devletiyseniz bunun karşısında vur kaç taktikleri durabilme şansınız yok, muhalefete geçme şansınız da yok. O yüzden de düzenli ordu kurulması gerektiği doğdu. Bunu yaparken önemli bir hamle işte Dışişleri Halk Komiseri olan Troçki'nin artık savaş komiseri olarak atanması ve 4 madde itibariyle de kız ordu kurma girişimlerini başlamasıdır. Ve bu çerçevede ilk elde gönüllü çağrısı yapıldı. Yani zorunlu askerlik uygulamasından önce gönüllülük esasında çağrılar yapıldı. Kızıl muhafızlar ilk olarak işçi kesimlerinden, sınıf bilinçli işçiler Kızıl Ordu'ya yazılmaya başladılar. Ve bu çerçevede oluşacak proleter çekirdek en fazla 300 bin civarı bir gönüllü açığa çıkarıldı. Yani bu da yine yeterli olmayacağı aşikarlıydı. İşte bu saatten sonra da zorunlu askerlik uygulaması getirildi. Yani köylülerden işte 18 yaşına gelmiş olan erkeklerin askere alınmasının zorunlu kılınması. Bu da tabii çok kolay bir şey değil. Ama şu olmuştu aslında. İlk önce kızıl muhafızlar, sonra gönüllüler ve sonra zorunlu askerlik uygulamasıyla alınmış köylülerden gelen askerlerle birlikte Kızıl Ordu'nun bir proleter çekirdeği oluşmuş oldu. Gönüllülerin çağrı yapıldı ve buna esas olarak şehir proletaryasının cevap vermesiyle oluşan gönüllü orduların, Kızıl Ordu'nun gönüllü birimlerinin sayısı 200 bine kadar çıkabildi ama bu da çok yetersizdi. Sonuçta düzenli ordu fikri Marksist açısından tabii kendi hiyerarşik yapısıyla, emir komutan zinciriyle çok sıcak bakılan bir şey değildi. Ama diğer taraftan sınıf savaşının gereği olarak ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması gerekiyordu. Bolşeviklerin temel anlayışı, Lenin'in güdülediği temel yöntem buydu. Yani zafere gitmek için gereken ne varsa yapılacaktır. İşte bu da Troçki'nin meşhur sözünde kendisini Kızıl Ordu komutanıken ifade edecek. Yani eğer burjuvazi için parlayacaksa güneşi bile söndürürüz. Bu kararla kendisini Kızıl Ordu'nun kurulmasına götürecek. Burada tabii Kızıl Ordu'da Troçki'nin çok efsanevi bir komutanlığı söz konusudur. Yani bir anlamıyla Troçki artık kalemi bırakıp silahı eline almıştır. Aslında böyle de diyemeyiz. Hem kalemi hem silahı birlikte kullanmıştır. Çünkü Kızıl Ordu komutanlığını yaparken Troçki aynı zamanda çok yazılı emir çıkarmıştır. Gazetelere yazı göndermiştir. Aynı zamanda devrim nasıl silahlandığı adlı bir 5 ciltlik bir kitapta yazmıştır. Dolayısıyla Troçki'nin bu dönemde kalemi bıraktığından tabii söz edemeyiz. Ama tabii birçok askeri uzman, daha sonra askeri tarihçi Troçki gibi bir hani hayatında askerlik yapmamış birisinin nasıl böyle bir başarı gösterdiğini ve böyle Kızıl Ordu'yu sıfırdan kurup ve bunu muzaffer hale getirebildiğini güçlü düşmanlar karşısında. Bunu tabii tartışmıştır. Bunu Tony Cliff'ten aktarıyoruz. ABD ordusunun Harp Akademisi'ndeki askeri tarihçi, adamın ismi Albay Nelson adındaki bir tarihçi, askeri tarihçi. Burada Troçki'nin Balkan Savaşları'ndaki muhabirlik yeteneklerini incelemiştir ve buradan da onun aktardığı kadarıyla da son derece parlak bir kişinin, askeri bir dehanın ortaya çıkacağını görülebildiğini ifade eder. Çünkü birçok oradaki Balkan generallerinin aksine savaşın gidişatı konusunda çok daha öngörülü yorumlar ve tahminler yapmıştır. Savaşın gidişatının nasıl ilerleyeceği konusunda anlık yazıları, her gün çıkan günlük gazeteye çıkan bu yazıların da çok isabetli olduğunu, görülebildiğini söylemektedir. Aynı zamanda Çatalca önlerine kadar ilerleyen Bulgar ordusunun bundan sonra dağılacağını gözlemlemiş. Gerçekten de bu da doğru çıkmıştır. Bunun dışında tabii askeri savaş teknolojisinin gelişmeleri, bunun hani düzenli, hani siper savaşlarının yeni gelişmeleri yol açmak zorunlu olduğu tankların, savaş uçaklarının öncü rollerine dair Balkan savaşlarında çok parlak analizlerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Troçki'nin bu Balkan Savaşları'nda yazdıklarını Balkan Savaşları adlı bir kitap olarak da bulabilirsiniz. Bunu şiddetle tavsiye ederiz. Bunun dışında dedik ya zorunlu askerlik uygulaması kolay bir şey değildi ve nihayetinde 200 bin kişilik gönüllü ordusunun ardından 1919 sonuna geldiğimiz tam 3 milyon kişilik bir Kızıl Ordu'nun kurulmuş olduğunu göreceğiz. Ve tabii burada çoğunluk köylülerden oluşuyor ve köylüler bir hali dengesiz. Yani bir yanıyla tabii Bolşeviklere karşı bir sempatiyle var çünkü toprağı onlar dağıttılar. Onun dışında beyazlara karşı düşmanlıkları var çünkü onlar eski mülk sahiplerinin, toprak ağalarının, aristokratların, soyların ordusu ve bunlar geldiği zaman bu toprakları geri alacaklar. Dolayısıyla köylülerde Kızıl Ordu'ya doğru bir eğilim var ama bu eğilim onların aynı zamanda savaştan bıkmış olmaları
sıkıntısını da beraberinde getiriyor. Yani özellikle Beyaz Mum Ordu tehlikesinin uzağındaki yerlerde Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden asker almak kampanyası büyük dirençle karşılaşıyor ve bunlar kolay şeyler değil. Mesela Troçki şöyle anlatır. Yani cepheye gönderdiğiniz yeni askerleri eğitmeniz gerekmişti. Buraya gönderdiğiniz bir tren zaten ortalama %25-30 civarı fire verir. Yani 100 kişiden oraya varan 65 kişi falan olur. Ve bu bazen daha da şiddetli oranlarda fireler olabilmektedir. Ya da köylülüğün özellikle bu Don bölgesinde, işte Hazar'ın kuzeyinde, Karadeniz'in kuzeyindeki bölgelerde köylülüğün oldukça dengesiz olduğunu görebiliyoruz. Yani saf değiştirdiğini, beyaz orduya geçtiğini, sonra kızıl orduya geri geçtiğini görüyoruz. Bunun en iyi zaten Çolakov'un Durgun Donald'ı romanında çok güzel bir şekilde bu süreci anlatıyor. Kızıl Ordu Beyaz Ordu Savaşı'ndaki köylülerin durumunu. Ve tabii bu noktada bu firarları durdurmanız gerekiyor. İşte burada da Kızıl Ordu'nun disiplini ve sertliğini de geçmemiz lazım. Çünkü Troçki bunu bu savaşı bu şekilde örgütledi esas olarak ve şu şekilde yaptı. Yani asker kaçakları, firariler kesinlikle tutuklanacaklar, tutuklanmaya direnler kurşuna dizilecek. Onun dışında firarilerin köylerde, kasabalarda eli kolu serbestçe dolaşmasını izleyen oradaki idareciler de anında askeri mahkemeye çıkacaklar ve tutuklanacaklar. Bu şekilde asker kaçakları tabii her zaman güçlü bir problem olmaya devam edecek. Ki köylüler birçok kez de mesela yeşil ordu ya da yeşil ve siyah renkleri kullanarak köylü isyanlarına da sahne oldu. Yani bunlar yeşil rengi tercih ediyorlardı. Bunların çoğu kez de başlarında eski Narodnik militanlar da vardı ama kendiliğinden bir şekilde ya hem beyazlara karşı hem kızıllara karşı kendilerini ayıran bir tutum içerisindeydiler. Çünkü Kızıl Ordu bu kadar büyük orduyu beslemek için buğday zorunluluğunu yapıyordu. İşte atlarını alıyordu, çarık ne varsa alabiliyordu. Ve buna, bu da tabii tepkisellik, küçük burjuva tepkisellik açığa çıkardığında mesela Tambov eyaletinde kocaman bir alanın işte köylü isyanlarıyla kasıp kavrulduğunu biliyoruz. Oradaki tabii aşırı vahşet yapıyorlar. Yani oradaki bolşeviklere ve oradaki kızıllara karşı esir ettikleri zaman aşırı vahşet duyguluyorlardı. Ama bir süre sonra bundan uzakta olduğu ölçüde Kızıl Ordu buradaki isyanların bazılarını bastırmamayı tercih etti. Nasıl olsa beyazlar yenildiğinde bunlar da dağılacaklardır diye düşünüldü ve gerçekten de Beyaz Ordu'nun yenilmesinin ardına Yeşil Ordu'nun da yeşil rengi kullanması, Yeşil Ordu bizim Türkiye'de farklı çağrışımlar yapıyor. Hızlı bir şekilde dağıldığını göreceğiz. Hayatında bunu Troçki anlatır. Aynı zamanda romanlara da konu olmuş bir olaydır. Bizde tanıklıkları da vardır. Troçki savaş kaçakları ile ilgili şöyle bir anıyı hayatımda anlatır. 15-20 bin civarında savaş esiri, savaş kaçağı yani firariler bir yerde toplanmışlardır ve Troçki zırhlı treniyle onların yakınlarına geçerken Kızıl Ordu komutanı olarak bunlarla konuşmak ister. Oradaki tabii yoldaşları Kızıl Ordu'nun diğer yöneticileri hani bunun tehlikeli bir fikir olabileceğini, bu kadar kalabalığın arasına öyle bir dal hani bir konuşma yapılamayacağını, bir risk taşıdığını anlatır. Ama Troçki onları dinlemez ve orada ayaküstü derme çatma oluşturulan bir kürsü gibi bir şey çıkar ve homurtular eşliğinde Troçki'nin geldiği anons edilir ve Troçki tabii meraklı bir şekilde hani bu nasıl bir adam hani Kızıl Ordu komutanı Troçki ismi tabii bir efsaneleşen bir isim o sıralarda Kızıl Ordu'da ve Troçki asker kaçağı yoldaşlar diye onlara hitap eder ve onlara savaşın amacını anlatır. Böyle toprak verildiğini, bunun için savaşmaları gerektiğini, Beyaz Ordu'nun işte emperyalistlerin desteğini alması, yani bunların işte sömürücü, yağmacı kesimler olduğunu, bu yüzden savaşa devam etmek zorunda olduklarını, işte sizin de bu anlamıyla bu savaşa bizimle birlikte savaşmanız gerektiği şeklinde ajitasyon yapar. Yaklaşık 1,5 saat süren bu konuşma sonucunda, işte konuşmanın sonunda herkes ellerini kaldırmıştır ve devrim anı içmektedir ve gerçekten de bu ekiplerden yani firayelerden oluşan ordular gerçekten iyi, Troçki'nin anlattığı şekilde çok iyi savaşlar çıkarmışlardır. Ve hatta en zor zamanlarda işte yoldaş Troçki'ye verdiğim sözü unuttu mu diye birbirlerini motive eden Kızıl Ordu askerlerini dönüşmüşlerdir. Hatta Troçki bunu bu şekilde aktarır. Yani bu firarilere işte iyi erzak getirin, işte ayaklarına bot, işte kaputunu verin ve iyi bir komutan başlarına geçirin ve iyi bir yani örgütleyici de olduğu zaman bu insanların iyi bir savaşçıya dönmemesine imkanı yoktur demiştim ve bu çerçevede sürekli tabii cepheye, Lenin tabii bu arada cephededir, Moskova'dadır ve savaş boyunca Moskova'dan ayrılmayacaktır. Ve Troçki cepheye yazar yani bize komünist gönderin. Yani komünist parti üyesi, Bolşevik parti üyesi gönderin. Çünkü bunlar Kızıl Ordu'nun çelik çekirdeğidir. Ve bu motivasyonu sağlamak, bu savaş azimini vermek, o tabii milyonluk bir ordudaki yani bozuklukları gidermek kolay bir şey değildir.
Bu çerçevede şöyle demişti Troçki, bize 15-20 tane komünist getiren her tren o kadar değerliydi ki. Yani bize işte bir koca bir mühimmat getiren bir trenden bile daha değerliydi. Yani ya da bize gıda getiren trenden bile daha değerliydi. Ya da bir tabur getiren trenden bile daha değerliydi. Yeter ki içinde 15-20 tane komünist olsun. İşte bu noktada bu çelik çekirdeği ve Bolşeviklerin hani ya Kızılordu'da yarattığı ruhu da anlatmak lazım. Bu da kendi amaçları ve idealleri için ölümü göze alan insanların ölüme gitmek. Çünkü öyle cepheler var ki ölüm garantiydi. Yani aslında iç savaş dediğiniz şey öyle basit bir şey değil. Yani toplamda 7 milyon kişinin öldüğü bir iç savaştan bahsediyoruz. Yani devasa bir insan kıyımı ve bazı cephelerde işte makinalı tüfek ateşinin üzerinde taarruz yapmanız lazım. Şimdi o taarruza giderken ölüm garanti. O yüzden de Trotski sürekli bu bir devrimci, ideolojik bir ordu yaratmıştır. Yani köylülere ve işçilere bu motivasyonu sürekli aşılamaya çalışmıştır. Ve bu çerçevede hatta bir anekdotta Trotski şeyi kullanır. Yani işte biz Japonya'da samuraylar diye bir şey duyuyorduk. Bunu duyan duymuştur. Yani kendi toplumu, kendi klanı, kendi köyleri vesairesi için ölümü göz alan işte bir takım seçkinler, işte samuraylar, bunlar kendilerini bile feda edebilen insanlar. İşte biz de hızlı olarak böyle bir samuray düzenini yarattık ve bu sayede savaşı her türlü kazanacağız diye yazılarında bundan okuyabiliyoruz. Ve bunda tabii işçi ve köylü derken tabii işçileri ayırmak lazım. Çünkü köylüler dediğimiz gibi ruhları, savaşın durumuna da gelgitler yaşayan bir grup. Ama işçiler öyle değil. İşçiler sınıf bilinciyle Kızılordu'da çok temel bir rol oynuyor. Tabii Bolşevikleri saydık, tam çekirdek, onun etrafında kurmak mümkün işçi grubu. İşte burada askeri tarihçiler, işte Troçki gibi birçok kişi bu analizi yapar. Bir Bolşevik işte askeri birlikte işçi oranı ne kadar yüksekse o ordu çözülmüyor. Ama işçi oranı ne kadar azalırsa o ordunun ne kadar güvenilmez olduğunu, yani firarlar, kaçmalar yaşanmaya başlanıyor. İşte burada verilen oranlar mesela işçi oranı %4-6 ise bu birliğe güvenilmez. İşçi oranı %6 ile 8 arasında ise orta şiddetli bir taburumuz vardır. Ama eğer işçi oranı %12 ile 15 ise o kadar yükseliyorsa şok birliği olarak bu Kızılordu birimi faaliyeti gösterir. Yani işçi oranına baktığınız zaman iyim durumda %12-15. Yani çoğunluğun köylülerden oluşan bir ordu olduğunu, bu da Rusya'nın bir gerçekliği olduğunu hatırlatmak gerekiyor. İşte burada Bolşevik ordusunun önemli yapılarından birisi de eski çarlık subaylarının göreve davet edilmesidir. Bu sonra tabii Troçki karşıtları tarafından da bir hizipçilik olarak karşısına çok getirilen bir konu oldu. Bunun da altını çizelim. Çünkü Troçki şunun farkındaydı. Yani sonuçta devrimci kahramanlık yetmez. Sonuçta ideolojik bağlılık yetmez. Bu bir askeri uzmanlık teknik meselesidir. Dolayısıyla bu yetkinliğe sahip olmadan biz bu savaşı sürdüremeyiz. O yüzden de eski çarlık subaylarına çağrı yapıldı. Hani şerefiyle Kızılordu'da görev almak isteyen eski subaylar gelir bize görev alabilir. Ve tabii bu çağrı şüpheyle karşılandı. Çünkü bunlar eski çoğuz, eski soylu çocukları falan da. Bunlar bizim düşmanımız, bize gelecekler, katılacaklar. Eski çarlık ordusunun düzenini bize getirecekler. Ya da bunlara güvenilir mi, bize ihanet ederlerse gibi korkular ya da bunun üzerinden yürütülen bir propaganda da var. Bolşeviklerin bir kısmında. Ve o noktada bunu dengelemek için bir de komiserlik kurumu getiriyor. Yani ordunun birimlerinde iki başlı bir yapı oluşturuluyor. Bir tarafta askeri uzmanlar deniyor, artık subaylar denmiyor. Askeri uzmanlar. Bir tarafta da askeri komiserler. Komiserler Bolşevik Parti üyesi. Bunlar da o askeri birimin motivasyonunu, siyasi bilincini sürekli arttırmaya çalışıyor. İşte çelik bir disiplin ve de örnek tavırlar sergilemeye çalışıyor. Ama bir yanıyla da tabii esas görevi de komutanları denetlemek. Ama tabii denetlemek derken askeri alanlarda onun işine karışmak ve rastgele şeyler yapmak değil ama imzalarda onların imzası olmak zorunda. Dolayısıyla bir ihanet varsa, bir takım kasıtlı sabotajlar varsa bunu da fark edecek durumda olması gerekiyor. Ama onun dışındaki savaş gücünün motive ve ayakta tutulması komiserlerin sorumluluğunda. Bu da iki başlı bir yapı. Bunu aynı zamanda Fransız devriminde de bunu görüyoruz. Yani Fransız devriminde devrimin orduları da subaylardan, eski kraliyet subaylarında yoğun bir şekilde yararlandığını göreceğiz. Ve bu çerçevede tabii şöyle de emirler vardır Kızılordu'da. Troçki'nin yayınladığı çok net bir direktif vardır. Bu daha sonra yine çok acımasız ve gaddarca bulunmuştur ya da bu şekilde yine bir propaganda götürmüştür. Bu da Genelkurmay'ın merkezi emirleri dışında geri çekilen ordu birliklerinin komutanlarını ve askeri uzmanlarını, yani komutan ve komiserleri kurşuna dizme kararıdır.
Bunun da acımasız gelebilir ama bu da zararlıdır. Çünkü orduda panik dalgası bir başladığında motivasyon düşer, herkes kendi can derdine sarılır, zora gelmek kimse istemez. Ve nihayetinde bunu durdurmanın sonu olmayabilir ve bu da zaten birçok kırılma anı yaşanmıştı. Yani Sovyet rejiminin böyle pamuk ipliğine bağlı olduğu birçok anda böyle alınan sert tedbirler olmasaydı bu savaş zaten yürütülemezdi. Şimdi bunun çok acı örnekleri de oldu. Bazı yerlerde mesela geri çekilen askeri birliklerin komutanlarına komiser edildi. Bazen komünist parti üyesi olabiliyordu. Ve bunlar mesela kurşuna dizildiler. Böyle örnekleri de söylemek gerekiyor. Yani bunlar Kızıl Ordu'nun sertliğini gösteren bir noktaydı. Yani bu sert disiplin olmasa kesinlikle bu savaşta sürdürülebilecek bir şey olmaktan çıkardı. Burada tabii bir yanıyla hani yeni tipli bir olduğunu söylemek lazım Kızıl Ordu'nun. Çünkü bir yanıyla işte kurşuna dizme var ama bir yanıyla da mesela bir yerde bir komutan ya da bir komiser bir askere tokat attığında mesela bu da şiddetle cezalandırılır. Çünkü Troçki bunun altını kalın bir şekilde çizer. Eğer hak ettiyse yani askeri açılardan bir çözülmenin başlangıcını oluşturabilecek durumlar varsa burada kurşun izni olacaktır. Ama diğer taraftan kimse bir Kızıl Ordu askerinin onuruna saygısızlık edemez. Bir onu şamarlayamaz, tokatlayamaz. Bu da sert bir şekilde cezalandırılır. Bu da yine Kızıl Ordu'yu geçmişteki ordulardan ayıran önemli bir meseledir. Yani Troçki'yi sürekli askeri yazılarında, kitlesel konuşmalarında, askerleri motive etme konuşmalarında ona ne için savaştıklarını bilen ve bu anlamıyla yine ölümü göğüsleyebilecek bir savaşçı olarak onları yetiştirmiştir. Saygı duyulan, hayata bir bakışı olan, kendi sınıfsal çıkarları için, yani sonraki kuşakların, emekçi çocukların çıkarları için feda ettiğini ve bu ülkeyi de eski sömürücü takımından, emperyalistinin uşaklarından temizlemenin zorunlu olduğu bilinciyle savaşkan bilinciyle insanlar haline getirmeye çalışmıştır. Bu da eski ordunun alışkanlıklarından tabii toptan bir şekilde kopuşu beraberinde getirmek zorundadır. Ve bu bağlamda tabii sen de siz hitabetlerinin Rusça karşılığından da bahsetmek gerekiyor. Çünkü eskiden Çarlık ordusunda işte üstlere siz de hitap edilirdi ama onlar alttaki erlere sen de hitap ederlerdi. İşte Kızıl Ordu'da bu da yeni yasaklandı. Bundan sonra komiserler olsun, komutanlar olsun askerlere siz de hitap etmek zorundaydı. Ve bütün bunlar dediğimiz gibi eskiden hani ne için ölüme sürüldüğünü bilmeyen, kaderine boyun eğmiş, gariban köylülerin artık bilinçli insanlar ve dediğimiz gibi ne uğruna öldüğünü bilen insanlar olarak savaşması gerekiyordu. Ve Kızıl Ordu'nun tabii savaşı kazanmasındaki anahtar meselelerden birisi bu sınıf bilinciydi. Bu sınıf bilinci olmasaydı böyle bir dava ve ülke uğruna bu kadar büyük fedakarlıklar ve ölümler göze alınmazdı. Burada belki Kızıl Savaşçı'nın andını burada size verebilirim. Bu da aslında içerik olarak bazı kritik kelimeleri barındırıyor. Şimdi onu okuyalım. Ben işçi sınıfın oğlu ve Sovyet Cumhuriyeti'nin yurttaşı olarak işçi ve köylü Kızıl Ordusu'nun askeri unvanını taşıyorum. Rusya ve tüm dünyanın işçi sınıfın önünde bu unvanı onuruma taşıyacağıma yemin ederim. Sovyet Cumhuriyeti'ni her türlü tehlikeye ve her türlü düşmanın saldırısına karşı savunmak için işçi ve köylü hükümetinin ilk çağrısına seve seve koşacağıma, Rusya Sosyalist Cumhuriyeti, sosyalizm davası ve halkların kardeşliği için savaşta ne gücümü ne de canımı esirgemeyeceğime yemin ederim. Bu metinde birçok anahtar şey var. Birincisi tabii işçi köylü Kızıl Ordusu. O isminin resmi adının işçi ve köylü Kızıl Ordusu olması çok önemli. Yani bu işçi köylü ittifakının vurgulanması tabii çoğunluğu köylü askerlerden oluşan bir ordu için önemliydi. Onun dışında burada dikkat çeken şeylerden birisi halkların kardeşliği vurgusu. Çünkü Kızıl Ordu'da ezilen uluslardan gelen insanların çok önemli görevleri altına girdiğini biliyoruz. Yani Beyaz Ordu'nun belki savaşı kaybetmesindeki sebeplerden birisi de o eski Çarlık düzenini geri getirmenin aynı zamanda ezilen halklara da yeniden kan kusturmak anlamına geleceği biliniyordu. İşte mesela Amiral Kolçak mesela Doğu cephesinde savaşırken oradaki bir takım hani burjuva da yüksek sınıftan gelen Türkiye halklarla anlaşamamıştır. Çünkü onlar bakmışlardı ki bu adam yine eski Rus şövenisti. Dolayısıyla onların mülk sahipleri bile Beyaz Ordulara karşı çıkmak durumunda kalmıştır. Ama Kızıl Ordu'nun halklara eşitlik getireceği, kardeşlik getireceği fikri bu milliyetçi görüşlerden oranın gençlerini ve köylülerini cezbetmiş ve onlar da Kızıl Ordu'na önemli görevler başarmıştır. Mesela Sultan Galiyev'in burada adını anmak gerekiyor. Mustafa Supi'nin oralarda aldığı görevleri anmak gerekiyor.